bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Onun için sizden hem beni buraya davet eden enformatik bölümü başkanlığına ve değerli öğretim elemanlarına hem de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim elemanlarına, yönetimine ve siz değerli öğrencilere tekrar teşekkür ediyorum. Sakarya Üniversitesi değil, onu düzelteyim. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanıyım ben. Doçent Doktor Tuncay Yiğit. Bölümümüz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Kendim de bu alanda eğitim aldım ve aynı zamanda bilgisayarın hem eğitim ortamlarından tutun da gerek yazılım sektöründe gerekse diğer uygulamalarında her alanında hem eğitim hayatım boyunca hem de gerek yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bir araç, bir amaç olarak kullandım. Buradaki konferansımızın içeriğinde bilişim araçlarının eğitim ortamlarında kullanımına yönelik bir sunumumuz olacak. Bunları sizle paylaşacağım. Şimdi aslında yakından da takip ediyoruz. Önemli bir proje var biliyorsunuz. Bir Fatih projesi var. Ve Fatih projesi ile ilköğretim, ortaöğretim ve lise daha öncelikle tanışacağını zannediyorum. Çünkü şu anda üniversitelerimizde ilköğretimin bu Fatih projesiyle faydalanacağı donanımlar ne yazık ki daha Türkiye'deki üniversitelerimizde yok. Onun için ben de bu projeyi destekleyenlerden birisiyim. Dolayısıyla bizim üniversitelerde bu ortamları nasıl kurgularız, kurulumunu gerçekleştiririz. Buna bakmadan önce belki basından takip etmişsinizdir. Fatih projesinin içeriği belki bize bir yön verebilir. Nedir projedeki içerik? Öğrencinin artık bilgisayar denen bir donanımı, yazılımla beraber donanımı kullanabilmesi. Şimdi öğrencilere verilecek iPad, bunun kullanılması, elektronik tahta, akıllı tahta. Artık eğitim ortamlarının düşünün ki kara tahtadan artık elektronik tahtaya geçişi, kitaplarımızın normal baskıdan elektronik ortama geçişi, bunların hepsi hangi amaç için? Eğitim amacı için. Eğitim amacında hedef o algıyı, öğrencideki o algıyı üst seviyeye getirebilmek. Algı derken okuduğumuzdan en iyi şekilde bilgi edinmek. Amaç bu. Şimdi soruyorum sizlere. Bir kitabı okur iken kitabın yanında hareket eden bir cisim sizin algınızı nereye çeker? Kitaptaki yazılarda mı devam eder? Yoksa hemen karşınızda o hareket eden cismi mi algınız yoğunlaşır? Bunu bir deneyebilirsiniz. Şimdi elektronik kitap dediğimiz de bu. Artık orada hareket eden şekiller, hareket eden nesneler ve algının, hani sizdeki o öğrenme algısının en üst seviyeye çekilmesi durum bu. Bunu amaç bu. İşte uzaktan eğitim ortamındaki teknolojileri öyle bir planlama yapalım ki öğrencideki bu algıyı en üst seviyeye çıkartalım. Birinci amaç. İkinci amaç. Öğrenme sadece sınıf ortamında değil, öğrenme hem ev ortamında hem ofis ortamında. Bir arkadaşınız var ve başına önemli bir olay geçirdi. Bir engeli var. Okula gelemiyor. Bunun eğitimini
Nereden devam edebilir? Eğer evinde ise bu hizmetin ona sağlanması. Bunu sağlayacak ekipman nedir? İşte şu an artık giren teknoloji. İşte bu neyi sağlayacak? Eğitimde fırsat eşitliği. O da aynı bu eğitimi alacak. Okulda, sınıf ortamındaki kişi de aynı eğitimde karşı karşıya kalacak. Siz bu fırsat eşitliğini sunduktan sonra eğitimdeki kaliteyi ve ölçme değerlendirmeyi her ölçekte yapabilirsiniz. Değilse sadece birine bir kitap göndererek, diğerine sınıf ortamında bir ders vererek burada ölçekleme sonuç olarak iyi bir çıktı vermeyecektir. Ben kendim Gazi Üniversitesi mezunuyum. Gazi Üniversitesi'nde 2005 yılından 2007 yılına kadar uzaktan eğitimle çalıştım. 2007'de Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bir nevi transfer oldum, öyle söyleyelim. Memleketim olduğu için de. 2007'den bugüne kadar da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde uzaktan eğitim meslek yüksekokulu kurarak, enformatik bölüm başkanlığı yaparak, 5. bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlığı yaparak uzaktan eğitimin içerisindeyim. Uzaktan eğitim biraz önceki amaçlar için gelişmiş, ortaya çıkmış bir eğitim sistemi. Pekala burada bu ortamlar nasıl kurgulanacak? Örneğin biraz önce size bahsetmiş olduğum öğretim elemanı elektronik tahtası, referans ekranı, içerik paylaşacağı ekran, öğrenci nerede burada? Şu anda burada öğrenci yok. Bu şu anda ders anlatırken öğrenci Edirne'de, öğrenci Kars'ta, öğrenci Adana'da, öğrenci Türkiye'nin her yerinde, sadece Türkiye'de değil. Öğrenci Azerbaycan'da, öğrenci Hollanda'da, öğrenci Amerika'da. Bu bizim okulumuzda bir öğrencimiz vardı. Bu çok güzel bir örnek. Hamit arkadaşımız da şimdi söyledi. Bir öğrencimiz meslek yüksek okulunda okuyordu. Ve bu kuru yük gemileri vardır biliyorsunuz. İşte transatlantik yani okyanus ötesi gemide eğitimini alıyordu. Yani gemi Antalya'dan Adana limanı çıkıyordu, Amerika'ya gidiyor. Bu güzergahta işte bir ayda, bir buçuk ay bir seferi varsa o süreç içerisinde eğitimini alıyordu. Şimdi bu kişinin bir sınıfa gelip, bir okula gelip eğitim alma durumu söz konusu mu? Hem çalışıyor, hem de bu eğitimini alacak. Böyle bir durum söz konusu değil. İşte biz bu imkanı vermiş oluyoruz. Teknoloji akıllı tahta veya elektronik tahta öğretim elemanı nasıl bir sınıfa girdiği zaman öğrencilere tahtayı kullanarak bunu şu anda olduğu gibi bir sınıf ortamında, bir salon ortamında öğrencilere anlatıyorsa aynı durum burada da geçerli. Bunu gören yer nerede? Bunu gören yer burada göz. Tabii ki bu odanın da bir gözü olması lazım. Yani bu ortamı karşı tarafa aktaracak. Buradaki teknoloji öğrenci burada yok. Öğrenci her tarafta. Pekala nasıl bir eğitim? Yani bu donanım var orada, sadece bu yeterli mi? Değil. İşte yazılımı. Bakın ders içeriği. Tüketim konusu. Hangi? Genel ekonomi dersi. Haftaları burada, dersin o anki anlatılan bölümü, dersin hocası, dersi alan öğrenciler listesi.
İsterse bütün öğrencileri ekrana alabilir, onlarla anlık iletişim yapabilir. İsterse öğrencilerin 3 tanesini alıp diğerlerinin sesini açarak. Tabii burada da var. Aynen şu anda sizler de bir sınıf ortamına girip kapıyı tıklıyorsunuz. İçeriden öğretim elemanı gel sesi var. Giriyorsunuz, müsaade istiyorsunuz, oturabilir miyim? Geçiyorsunuz yerine, oturuyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Bu sisteme girerken bir kullanıcı adı şifre var. Giriş yapıyorsunuz okuldan. Burayı derse girerken, yani sınıfa girerken hoca sizi kabul etmesi gerekiyor. Öğrenciyi kabul ederse siz bir istekte bulunuyorsunuz. Sonra sınıf ortamında bir parmak kaldırırsınız, söz istersiniz. Burada da aynı şekilde. Öğrenci söz ister. Yani burada hani bazen şu yok yalnız, bazen hocalarımızdan duyarız. Oğlum konuşma, kızım konuşmayın, sessiz olun. Burada öyle bir şey yok. Ha, bu da olabilir. Hepsinin mikrofonunu açar öğretim elemanı. Ama şunu yapmıyor. Yani aynı anda iki kişiyi konuşturmuyor. Öğrenci söz hakkı istiyor girerken. Veya bu konu hakkında bir sorusu varsa hocasına direkt konuşabiliyor, söz hakkı istiyor, kabul ediyor. Bunlar tek tıkla artık biliyorsunuz. Ekran üzerinden tıkla. Hemen yanında bir işaret. Bu da hani biraz önceki bu donanımın, yani sadece biz bir bilgisayarı tanımlarken şöyle deriz. Bilgisayar işte bir kasa, ekran, klavye, mouse olan, aynı zamanda bir işletim sistemini yürüten bir malzemedir. Tanımlarız. İşte donanım. İşte bunun bir de yazılımı. İşte içerik. Bu içerikteki kısım şu imkanımız var. Hani ilk örneği verirken, kitap okurken sağ tarafta bir hareketlenirse bir cisim, algı oraya kayar. Burada da içerik hazırlanırken biz bu içerikleri, örneğin böyle bir konu size anlatılmak isteniyor, tüketim konusu. Ve buraya bir tane puzzle yapıldığını düşünün. Ve siz bu puzzle'ı oynarken bunu öğrenmek, hangisi kalıcıdır? Düz metin okumak mı? Yoksa bu puzzle'ın ekranlarını veya bölmelerini açarak öğrenmek mi? Burada tabii ki ikinci yöntemde öğrenme metodu daha etkili. Bu pedagoglar tarafından zaten söyleniyor. Bu biz üniversitelere stüdyo ortamları, elektronik sınıf ve elektronik toplantı salonu, bu ortamları kurguluyoruz. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki stüdyo ortamı, Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki stüdyo ortamı, yine Erzurum'daki. Biz bu stüdyo modelini bir tasarım olarak geliştirdik. Patent Enstitüsü'nden de tasarım tescilini aldık. Bakın burada bir farkı var. Değişen bir şey yok. Tahta, işte bunun projeksiyonu, burada podyum bu sefer kürsüde. Değişen bir şey yok. Değişen de bu sefer, burada da bu sefer öğrenci var. Öğretim elemanı. Sadece burada değil öğrenci. Şey, burada öğrenci var. Hoca nerede? Hoca şu anda bu sınıfta yok. Hoca nerede? Hoca Amerika'da. Ekrandan dersini anlatıyor. Öğrenci nerede? Masalar oturmuş, dinliyor. Veya evet. Veya bizim bildiğimiz o klasik, hani biraz önceki biraz daha toplantı salonunu anımsattığı için U şeklinde toplantı mantığı veya bizim bildiğimiz düz
sınıf mantığı. Öğrenciler nerede? Öğrenciler burada. Karşı tarafta üçüncü bir kişi daha var. Diğer bir hoca. Karşı tarafın hocası. Başka bir hoca. Bakın çoklu bir eğitim modeli bu sefer. Yani sadece bir kişiden değil, birden fazla kişiden eğitim alma yolu. Evet, bu teknolojileri uygulamalarıyla anlatmaya çalıştım. Kullanılan işte telekonferans cihazı, doküman kamerası. Görüyorsunuz sınıfa girdiğiniz zaman bir tepegöz üzerine konmuş bir ders notu ve nereye yansıtılıyor? Duvara yansıtılıyor. Bugün artık buna gerek kalmadan doküman kamerası sizin hareketlerinizi alıp hem sadece sınıfa değil, elektronik ortamda bir başka sınıfa aktarabilecek şekilde. Tabii bunları yöneten bir merkez. Biraz önceki sınıf modeli. İşte üniversite burası artık. Zannediyorum ki siz 40'lı yaşlara, 30-40'lı yaşlara gelince şu anda hani kaç doğumlusun? Evet. 90 doğumlusun. Bir öndeki arkadaş 94. Yanındaki 95. Ortalamasını alırsak 93 doğumlu arkadaşlar var. 20 sene sonra artık üniversite burası sizler için, belki sizin çocuklarınız için. Üniversiteyi yöneten artık bu sistemler sadece üniversite değil, artık günümüze girmedi mi bilgi ve iletişim teknolojileri her alanda. İnternet bankacılığı, internet mağazacılığı. Bu kurguyu okulumuzda yaptıktan sonra gelen misafirlerimizi okulda gezdirirken işte üniversite burası. Şu kablodan bağlanıyor üniversiteye öğrenci. Öğretim elemanı da bu kablodan bağlanıyor. Fiber optik kablo. Sunucular. Pek çok kablo görüyorsunuz burada. Sunucu. Bu sistemlerin bir güzel daha yanı var. Şimdi ben burada arkadaş arkadan bir kamerayı alıyor beni, kayda alıyor. Ben burada eğer kayda alınırsam bu şöyle diyelim, biliyoruz ölümsüzlük sadece Allah'a mahsus, hepimiz ölümlüyüz. Burayı hani ileride de seyredebilme, o kayda alınabilme özelliğini veriyoruz. Arkadan şu anda kaydediyoruz. Sonra tekrar izleyebilirim diye. Şimdi düşünün. Gündüz geldiniz, dersiniz var, sınıfa girdiniz, hocanız dersinizi anlattı, sınıftan çıktınız. Her şey orada kalmıştır. Hoca fıkra anlatmıştır, ders anlatmıştır, size soru sormuştur, birisi cevap verememiştir. Kapıdan çıktığınız zaman her şey orada bitmiştir. Sadece hafızanızdadır. Belli bir süre gelir, o hafızadaki o bilgi unutulur. İşte bu ortamların artı bir avantajı, yani yalnız değilsiniz. Kayda alınıyor. Kayda alınan bir şey sonrasında izlenme durumu söz konusu. Bunun avantajı nedir? Derse gelemediyse eğer öğrenci, o sınıfa giremediyse o fıtrayı dinleyememiştir. O sorulara cevap nedir onları bilemiyor, o dersi kaçırmıştır. Kayıt alınırsa internetten tek tıkla o kaydı izleyebilir. İşte son olarak da bunu söyleyerek tamamlayın, getirdiği bir başka avantaj. Yani kayda alınmakla beraber ben o dersi izleyebileyim. Cep telefonu olmayan var mı? Veya cep telefonunu hiç kullanmayan var mı?
Eminim ki yakında artık cep telefonu değil, cep bilgisayarlarına kavuşacağız. Ve her şeyimiz cep bilgisayarlarından oluşacak. Şimdi bir arkadaşımıza daha soralım. Evet. Kitapların cebin, yani bilgisayarında olmuş olsaydı, okumuş olduğun ders notları bilgisayarında olmuş olsaydı, evden buraya kaç saatte geliyorsun? Okuluna. 15 dakika. Diyelim büyük şehirde yaşıyorsun, yarım saat. Açıyorsun sabahleyin dolmuşta giderken, metroda giderken. O an göreceğin ders içeriğini okuyorsun ve derse hazır biliyorsun. Hep öyle demiyor mu hocalarımız? Bir sonraki haftanın ders içeriğini okuyun gelin, okuyun gelin. E şimdi metrodasın. Yanında kitap yoksa, almamışsan yanına, öyle bir şansın yok. Dolayısıyla ne yapacaksın? Bu elektronik ortamdaki içerik işte bir avantaj daha getirdi. Şimdi bunların hepsi uzaktan eğitimde sağlayan avantajlar. E tabii ki dezavantajları var mı? İnternet kesintisi olabilir. Sanal ortam olabilir. Bazı eğitim, şu arkadaşlar şunu da savunuyor. Yüz yüze eğitim bunlardan daha iyidir, doğrudur. Ama şu da var, genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bu genç nüfus hem bu ortamdan, hem yüz yüze, hem açık öğretimde, hem diğer öğretim, hangi model varsa hepsiyle eğitilmelidir, okutulmalıdır. Amaç zaten bu kalitemizi yükseltmekse, her yol denenmelidir. Biz yüz yüze eğitime de yanındayız. Bunun da yanındayız. Açık eğitiminde yanındayız. Evet. Burada bu teknolojileri anlatmak istedim. Tabii biraz da günlük hayattan örnekler vererek anlatmak istedim. Sorularınız olabilir. Günlük hayattan gördüğünüz bazı şeyleri duyuyorsunuzdur, merak ediyorsunuzdur. Bunları paylaşabilirsiniz. Ben bu sunum için tekrar hem Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yönetimine, hem değerli arkadaşlarımıza, öğretmenim ama öğretim üyesi arkadaşlarımıza, hem siz değerli öğrencilerinize bir kere daha bizleri misafir ettikleri için teşekkür ederim. Açılsın, oraya kadar da sorusu olan arkadaşımız var. Buyurun. Şimdi arkadaşlar ayarlıyorlar, bir uzaktan eğitim uygulaması açacağız. Evet. Şimdi şu sunucudan söyleyeyim onu da. Bu bir, burada bakın 3 tane sunucu görüyoruz. Aslında 4 tane, bir tane de burada var. Bir sunucu bu görüntülü ve sesli, yani sanal sınıfta yapılan dersleri kaydetmek için. Bir sunucu, şimdi her öğrencinin bir okulda özlük işleri vardır, ders içerikleri. Hani ders notlarının tutulduğu bir sunucu. Bir sunucu da bu sistemin tamamının kontrol edildiği sunucu. Kontrol edilen sunucu, derslerin, kitapların bulunduğu sunucu ve bu da sınıfların bulunduğu sunucu. Yani burayı bir okul dersek, sınıflar burada, kütüphane burada, okulun bütün işleyişi de burada. Bir de bunu yediği, yani bunların başına bir şey geldiği zaman hemen yedek devreye girecek şekilde. Şu aşağıdaki kablolara baktığımız zaman da, yani genelde zaten bu bilişim ortamları böyle oluyor. Buyurun. Bu tekrar izlediğimiz sunumlarda ders anlatıldı. Biz izlemeyeceğiz, tekrar izleyeceğiz. O dediğimiz bir şeylerde tekrar soru sorma imkanımız var mı? Tabii. Bu sistemde öğrenci kaçırdı dersi. Sonra gece 12'de açtı dersi, inceledi. Hocaya soru sorulmuş. Hoca o sorunun cevabını yanıtlamış. Ama sen daha anlamadın.
yanıt vermiş ama o anda gece 12'de sistem online değil. Hoca şu anda o anda yatağında yatıyor. Öyle bir soru sorma imkanı yok. Çünkü anlık değil artık orada. Biz anlık olana senkron eğitim diyoruz. Yani o an gerçekleşen eğitim. Bir de işte bu durumda gece 12'de baktım hoca cevap vermiş. Geçtim diğer tarafa. Mesajını yazıyorsun hocaya. Veya imkanın varsa hocanın telefonunu açıyorsun. Öyle bir imkan tabii ki genelde hocalar telefonlarını bunun için vermezler. Mailini atıyorsun, mesajını atıyorsun. Bu mesaj karşılığında size cevap olarak dönüyor. İşte bu da bir eğitim modeli. Ama anlık göndermedim o zaman. Mikrofonunuz varsa sizinle mikrofonunuz evet, açabiliriz. Şu anda ben öğretim elemanı. Ben şu anda bir öğrenciyim. İkinci öğrenci, biz de şu anda bu dersi izleyen öğrencileriz. Ve rahatlıkla soru sorabiliriz. Ders içeriği paylaştığı zaman o içerikle ilgili varsa bir sorumuz iletebiliriz. Gerek mesaj penceresini kullanıp mesaj yazarak, gerekse mikrofonlarımızı açıp mikrofonla soru sorarak. Mehmet nasılsın? Benim gidiyor ses. Evet. Dersin genel tabii ki bilgileri buradan girildiği zaman. Ben duyuyor musun beni? Tahtayı açtı şu anda öğretim elemanı. Tahtayı kullanıyor. Dikkat edin. Bu bilek bildiğiniz sınıfa girdiği zaman hocanın kullandığı kara tahta. Bakın şu anda kara tahtayı kullanıyor. Ve anlık bize ders anlatıyor. Bir grafik çizdirsin. Olsaydı hemen tahtanın yanında böyle bir pergel vardı biliyorsunuz hatırlıyorsunuz sınıflarımızı. Hemen tahtadan onu alıyordu pergeli. Çiziyordu öğretim elemanı. Sesin problemi bizden değil. Bu biraz da şu an laptopu kullandığımız için. Notebook'u da verebiliriz. Dikkat edin. Yani bu imkanlar şu anda bizim sınıf ortamımızdaki tek düzen gerek kara tahta gerekse o beyaz tahtalarda yok. Tamam. Bu ortamlara girmelidir. Zaten şu anda Fatih projesi bunu sağlıyor. Buraya girerken bu imkanları sağlayan uzaktan eğitim teknolojilerinden de bunları faydalanarak bizler kazanmalıyız. Bu şekilde Hollanda'da bir öğrenci Amerika'da okuyor. Bu şekilde bizde kuru yük gemisinde çalışan bir öğrenci bizde okuyor. Bu şekilde bizde cezaevinde olan bir öğrenci okuyor. Bu şekilde engelli bir öğrenci, özür dilerim, engelli bir öğrenci bizde okuyor. Yani bunu artırabilirsiniz. Tek amaç
eğitimde o fırsat eşitliğini herkese yaratmak. Amaç bu. Evet. Örnek dersiniz buydu. Evet, bir soru var. Buyurun. Dersinizi tamamlayabiliriz. Peki sınavlar nasıl olacak? Sınavlar, burada hemen bitmediyse anket uygulaması açalım. Sınav şudur. Ölçme değerlendirmedir. Bunun pek çok metodu var. Ödevle, projeyle, sınav yaparak, sınav çoklu seçmeli, boşluk doldurma veya klasik soru sorup cevap alarak. Burada sınav yapılabilir. Burada biz sınav ölçütü, ölçme değerlendirme ölçütü şu değildir. Biz şu anda bir sınava giriyoruz, sınıfa geldik. Başımızda bir gözetmen, kopya çekmeden o sınavdan başarılı olmaktır. Amaç bu. Burada amaç öğrenme amacı. Öğrenme amacı, anlık sınav yaptım. Ders içerikleri nasıl buldunuz? Cevabını alırım, değerlendiririm. İşte sınav. Şu yoktur yalnız. Hani öğrencileri hepsini ekranıma alır görebilirim. Ama bu eğitimde şu birinci öncelikli değil. Şimdi bizim örgün öğretimde şu birinci önceliğimiz. Derse girdin, sınava geldin. Sınava sen mi geldin, başka biri mi geldi? Sınava sen ne boyutta hazırlandın? Bir de senin başında gözetmenin var, kopya çekmemek için. Burada öyle bir şey yok. Ben bu soruyu sorduğum zaman o anda öğrencinin teyzesinin oğlu yanında. Belki o cevap verebilir. Bunu denetleme şansım şu anki teknolojilerle yok. Bunu denetlemeli miyim? Gerekli yok. Demek istediğimi anlamışsınız. Evet. Başka soru soran arkadaşımız var mı? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Programımız sona ermiştir.